Herkese merhaba. Projeye karar verişim, Ulus'taki eski Yahudi mahallesini keşfetmemle başladı. Bu mahallenin tarihi dokusu, yüzyıldan eski evleri, konakları, çeşmeleri ve Ankara'nın tek sinagogunun burada bulunuyor olması benim merakımı celbetti. Araştırma yaptığımda çok da fazla kaynak bulamadım. Bulduğum yegane kaynaklardan bir tanesi bir anı kitabıydı. Beki Bahar tarafından yazılmış. Ve bu kitaptaki bir hikaye de filme adını verdi. Dolayısıyla bir mekan, bir mahalle ve bir kitap ilham verdi diyebilirim bir karakterden ziyade. Sonrasında da buradaki anıları geçen, burada yaşamış kişilere ulaşmaya çalışarak, bazen çocuklarına, torunlarına ulaşarak, onlarla söyleşiler yaparak proje devam etti. Bugüne kadar neden anlatılmadığını tabii bilemiyorum ama benim motivasyonum bu işi anlatmakla ilgili böyle bir yer var ve az biliniyor. Geçmişte de burada yaşanmışlıklar var. Bunların izini sürmekle ilgili başladı. Tabii ki Ankara doğumlu ve burada büyümüş, burada yaşayan bir insan olarak bunu ayrıca bir sorumluluk gibi de hissettim. Bir arkeolog olarak, bir belgeselci olarak. Farkındalığının oluşması, böyle bir yerin varlığının, böyle bir geçmişin bilinmesi de tabii ki bir diğer motivasyonum oldu. Elbette görüştüğüm kişiler vasıtasıyla yeni kişilere de ulaşma şansım oldu. Böylelikle yüzlerce kişiyle görüşmüş oldum. Dolayısıyla tabii ki filme koyamadığımız birçok anekdot mevcut. Ama bunlara da sadece belgeselin başlayan biten bir şey olmadığını, yani belgesel filmle bitmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla ilkini Washington'da açtığımız sergi gibi başka yollarla ya da kitap gibi bunu devam ettirmek ve halen biriktirmekte olduğumuz arşive de yeni katkılarla bunları paylaşmak, başka yöntemlerle paylaşmak niyetindeyim. Herman'a tabii bir sözlü tarih çalışması diyebiliriz. Bunun görsellerle desteklenerek, harmanlanarak bir anlatı oluşturulması prodüksiyon aşamasında düşündüğüm bir şeydi. Burada tabii en güçlü kılan tarafı görsel arşivin ailelerin albümlerinden, kendi koleksiyonlarından gelmiş olmasıydı. Yani SALT böyle bir kütüphane arşivleri ya da işte enstitü arşivleri değil, aynı zamanda benim yastık altı diye tabir ettiğim arşivlerden gelen görüntülerle bunların desteklenmesi Herman'ı güçlü kıldı. Tabii yarım saatlik bir belgeselde bu görsel arşiv ve sözlü tarihin bir arada anlatısı başlayıp biten bir şey olarak düşünmemek lazım. Başka anlatı yöntemleri de var. Dolayısıyla belgesel dışındaki anlatılar da, yani işte sergi, kitap gibi bunun devamlılığını sağlayacağını düşünüyorum.